Şimdi planlara bu kadar değindik. Planlara değindikten sonra bir de şu konuya değinmekte fayda görüyorum arkadaşlar. Plan tadilatı. Şimdi plan tadilatı aslında çok fazla istenen bir durum değildir. Plan tadilatı ne kadar az olursa o bölgedeki aslında gelişmiş seviyesi o kadar yüksek demektir. Fakat bazı zaruri durumlarda plan tadilatı elzem olmaktadır. Veyahut da bölgedeki yerleşkeyi, bölgedeki bir kritik bir sorunu çözebilmek noktasında plan tadilatı da yapılabilmesi gerekmektedir. Bu büyük kapsamlı mesela 18 uygulamaları yapılmadığı ya da büyük bir parselasyon planlarının yapılmadığı durumlarda da ada bazlı veyahut da 3-5 parselin birleşmesinden meydana gelen durumlarda da plan tadilatı uygulaması yapılabilir. Mesela ekranda görmüş olduğumuz resimlere baktığımızda aslında bizim imar planımızdaki ilk adamız şu şekilde bir ada. Ve içeride şurada bir parsel, burada bir parsel, bir parsel de burada, bir de bir parsel de burada. Bakın dört parselin birleşmesi bir imar adasına basıyor. Buradaki imar uygulamasına göre 101 ada bir parsel olarak bu imar adasını komple burada alıyor. Fakat burada ne olması gerekiyordu normalde? Daha önceki derslerimizden hatırlarsınız. Yani şu an devlet yasal olarak 18 uygulaması veyahut da bir iflas tebit yaptığında belirli bir terk alanını belediye almak isteyecektir. Çünkü oradaki sosyal donatı alanlarını ve ihtiyaçları yeşil alanını, park alanını, okul alanını karşılayabilmesi gerekmektedir. Bunun için şu anda 18 yapmış olsaydı bu arsaydı %45'e kadar bir kesinti alması gerekiyordu. Fakat burada hiç kesinti alamıyor. İşte bu durumda belediyesi bunu bu şekilde yaparsa üstüne para isteyebilir alması gereken toprak olarak veyahut da para istemeyecekse de aşağıda gördüğünüz gibi bir plan tadilat çalışması yapabilir. Bakın bu kırmızı alan aslında şu oturmuş alan. Şurada görünüyor kırmızıyla görmüş olduğunuz alan. Burada plan alanını değiştiriyor. Arsanın komple tek bir alandan çıkartıyor. Bir cami alanı, sosyal tesis alanı, bir park alanı koyuyor ve buradan bir ara yolunu bırakıyor. Ve geri kalan kısmını da tek bir parça olarak konut alanı halinde kişiye veriyor. Ha, kişi bunu yaparken bu kesilen alan metrekareden kaybetmiş olduğu emsal hakkını belediye hesabını yapar. Şuradaki emsali artırmak suretiyle buna uygun olarak verebilir. Bu şekilde bir plan tadilatı yapabilir. Bu plan tadilatını yapmış olduğunda bakın diğer resimde gördüğünüz gibi şöyle bir yapılaşma şartı sağlanmış oluyor ve buradaki parkı, camisi, sosyal tesisi ve diğer ihtiyaçları da bu plan tadilatıyla karşılanmış oluyor. Plan tadilatları yapılırken dikkat edilecek hususlardan bazıları şunlardır arkadaşlar. Emsal artışının olması istenen plan tadilatları genelde reddedilir. Ama bölgeye bir sıkıntı varsa, bir problem varsa onun çözülmesi ya da iki imar adasının arasındaki sürekli olmayan bir yolun kaldırılıp imar adalarının birleştirilerek bir sitevari çalışma yapılmasını sağlanması gibi emsali çok fazla etkilemeyecek, tetiklemeyecek talepler plan tadilatı noktasında kabul görür. Ortalama bir plan tadilatı aşağı yukarı 6-8 ay gibi bir zaman içerisinde olur. Aynı planın yapıldığı süreçlerin aslında hepsini tekrardan görür. Eğer bunu ilçe belediyesi yapacaksa bu plan tadilatını büyük şehirlerde gidip Büyükşehir Belediyesi'nin onayına sunması gerekiyor. 1 bölü 5 binlik de bunun Büyükşehir tarafından düzeltilmesi, ondan sonra 1 bölü binlik olarak ilçe belediyesi tarafından düzeltilmesi icap ediyor. Onun akabinde plan askıya çıkabiliyor. İşte bu süreçlerde aşağı yukarı 6-8 ay, hani biraz da seyrine bıraktığınızda 1 yıllık bir zaman gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, şimdi plan tadilatlarına da değindikten sonra artık sanıyorum hepimiz konuya dair biraz daha olaya vakıf olmaya başladık. Dikkat ederseniz ilk önce kadastrodan yani ham mülkiyetten girdik. Ham mülkiyeti anlattıktan sonra halihazır haritalara değindik. Halihazır haritalarda arazinin bütün keşiflerini yaptık. Daha sonra işte bir plan çalışması nasıl olduğunu gördük. İmar planının ve çeşitlerini de görmüş olduk. Büyük ölçekli, küçük ölçekli planların hepsine detaylıca baktık. Bu plan çalışmalarından sonra artık imar planı uygulamaları nelerdir? Bu planı uygulama imar planı adı üstünde ya. Bu uygulama imar planının nasıl hayata geçirileceğine dair imar planı uygulamalarına ilişkin çalışmalarımıza geçebiliriz. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.